Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala khayri halkihi Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Mübarek Ramazan ayıda Allah qilayotgan ibodatlarimizni dargohida qabul eylasin. Bandalik bilan bilib bilmay qilib qo'ygan gunohlarimizni mag'firat etsin. Bugun suhbatimizning mavzusi tavba eshiklari doim ochiq deb nomlangan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak so'zlarda dedilar: İnna Allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir. Allah Taala bandasining tavbasini qabul qiladi. G'arg'araga bormagan bo'lsa. G'arg'araga borsa, o'limi ko'ziga ko'rinib qolsa, tavbaga kech bo'ladi. Tavba eshiklari ochiq. Uni yopishlikka hech kimning haqqi yo'q. Hech kimning. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Alloh taolo dedi: "Ayt. Ey o'z nafslariga zulm qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan noumid bo'lmang. Allohning marhamati keng. Undan noumid bo'lmanglar" deb buyuryapti. Banda umidni uzmaydi. Tavba eshigi unga ochiq. Xotirjamlik, bosiqlik hamma narsada yaxshi. Lekin uchta narsada shoshish kerak deyiladi. Birinchisi, namozni vaqtida o'qishlikka shoshish. Ikkinchisi, o'lganni ko'mishlikka shoshish. Uchinchisi, tavba qilishlikka shoshish. Tavba eshigi ochiq deb mag'rurlanib qolishga haqqimiz yo'q. Chunki qachon bizga tavba eshigi yopilib qolishini biz bilmaymiz. Tavba eshigi ochiq, kirib qolish uchun shoshilish kerak. Abu Hurayra radhiyallohu anhu xufton namozini Rasulullohning orqalarida o'qidilar. Namozdan keyin ketayotganlarida Madinada bo'lgan voqea. Yo'lda bir ayol turgan ekan. To'xtatdi kishini. Savolim bor. Ayt. Men shunday gunoh qildim. Tavba qilsam bo'ladimi? Shunda Abu Hurayra halok bo'libsan dedilar. Haligi ayol hushdan ketib yiqildi. Yo'llarda ketdilar. Aytgan so'zlarini eslab, o'zlari ta'sirlandilar Abu Hurayra. O'zlariga o'zlar dedilar: "Ey banda, Rasululloh hayot bo'lib fatvo berdingmi?" Kechasi qanday o'tganini bilmadilar. Bomdod namozini Rasululloh bilan o'qidilar. Namozdan keyin payg'ambarimiz alayhissalomga bo'lgan voqeani dedilar. Shunday bo'ldi, ya Allohning rasuli. Meni halok bo'libsan dedim unga. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Ey Abu Hurayra, palon oyatni bilmaysan. O'zing halok bo'libsan,
onu hem halak kılıpsan dediler. Ebu Hureyre tamam oldular. Medine köçelerine çıkıp Halige ayolunu izlep gittiler. Doğru kegen adamdan sorardılar. Hatta yaş balalı kişinin halatını görüp Ebu Hureyre Mecnun babayın yok şey dedi işte. Ağır ahvalda yediler. Fatva bergenlerine açınıp. Uşa günü keçesi Halige ayolunu görüp kaldılar. Uşa cahide. Kuda yetkazdi. Şunda o ayolga meni xato qilibman, tavba qilsang bo'lar ekan dedi. Haligi ayol yana xushidan ketdi. U endi xursandchiligidan xushidan ketdi. O'ziga kelib bir bog'im bor. Ana shu bog'im qilgan gunohimga kafforat bo'lsin. Miskinlarga sadaqa dedilar. Tavbaga o'tdilar. Shu, demak qissadan ko'rinadiki, hech kim tavba eshigini biror kimsaga yopishga haqqi yo'q. Faqat shoshilish kerak. Ramazon oyi tavba oyi. Gunohlardan forig' bo'ladigan oy. Günahlardan kaytadigan oy. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dedi: "İnna Allaha yuhibbut tawwabin ve yuhibbul mutatahhirin." Allah tavba qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Va ko'p pokilanuvchilarni Allah yaxshi ko'radi. Tavba qiluvchi bandasini Allah yaxshi ko'radi. Chunki tavba qilgan bandasi günahtan Allah Teala'ya kaytken buladı. Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Allah dedi, ey iman keltirgenler, Allah Teala'ya tevbe-i nasuh bilen tevbe kılın. Nasuh tevbe degen kendi tevbe. Ulemalar köp şerh verdiler. O şarihlerden biri nasuh tavbe, ikinci oşa günahke kaytmasli dediler. Hazreti Umar raziyallahu anhu, ikinci oşa günahke kaytmasli şu derecede ki, sağılgen süt yelinge kaytmagene dek dediler. Yelinden sağılgen süt yelinge kaytadı mı? Kaytmaydı. Hech kim qaytara olmaydi uni. Sog'ilgan sut yelinga qaytishligi amr mahol. Qaytishini aql tasavvur qilmaydi. Shu darajada u gunohni tark qilib tavba qilgan inson gunohga ana shunday qaytmaydi. Ana shu tavba-i nasuh dedilar. Sof tavba. Hech narsa aralashmagan tavba. Tavba, haqiqiy tavba ana shunaqa bo'ladi. Unday tavbaga erishmoqlik uchun ulamolarimiz aytadilar. Uchta shart bor. Birinchisi ilm. Ikkinchisi hol. Uchinchisi amal. Birinchi sharti banda o'sha gunohning gunoh ekanligini bilsin. Mo'min musulmon banda nima gunoh, nima savob, nima yaxshilik, nima yomonlik, nima foyda, nima zarar ekanligini yaxshi bilish kerak. Bilsa ikkinchi narsa paydo bo'ladi, hol. Hol degani uni holati o'zgaradi. Gunoh qilib qo'ysa, gunohning gunohligini bilsa, holati qanaqa bo'ladi? Holati achinish bo'ladi. Holati pushaymonlik bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalom annadamu tawbatun. Pushaymon bo'lish ham tavba dedilar.
günah kılgen bende tavbe kılsa pushaymon bo'lsin. Bazilarda kılgen günahını ağzı köpürüp adamlarga suhbet kılıp bermesin. Şundaylarını hem körgenmiz. Maktanı oturuşadı. Unday kıldık, bunday kıldık. Bunca şişeni boşalttık. Unday var. Şorin kursun. Allah Teala Settar ismi bilen günahını yaptı. Onu faş kime? Kılgen günahıya pushaymon bo'lsin. Ana keyin uchinchi shart uning orqasidan keladi. Uchinchisi amal. Pushaymon bo'lgandan keyin amalini tuzatadi. Amalini isloh qiladi. O'zini o'nglaydi. Mana bu haqiqatni bilish kerak. Ulamolarimiz aytadilar, buning misoli bir odam ilonni ko'rib qoldi. İlanını tanımagan, ilanını bilmegen adam ya atıptı çözülüp atıptı çöpte deydi. Lekin bilgençe bilgen etedi ya bu ilan deydi. Günahını bilmegen adam kılıveredi. Bilgen adam ya bu günah deydi. İlanını bilmegen adam bari uçluydu o ilan çakadı. Günahını kıladı, günah onu halak kıladı. Adaya tamam kıladı onu. İlanını bilgenden keyin nima kıladı? Halatı özgeredi. Özünü ihtiyat kıladı. Ondan keyin nima kıladı? Ondan keyin amel kıladı. Ameli nima? Ya o ilanını öldüredi ya kaç biterdi. Şu iki teşten bitesini kıladı. Demek birinci biliş gerek. Bilişning orqasidan holat paydo bo'ladi. Holatning orqasidan amal qilish bo'ladi. Qancha gunohlarni qilganmiz-da deb yana o'sha gunohda bardavom bo'ladigan bo'lsa, u tavba emas. Tavba achinish bilan bo'ladi. Achinib, keyin solih amalga o'tish bilan bo'ladi. Amalni isloh qilsin. Amalini tuzatsin. Bende bilen Allah Ta'ala'nın ortasında yıkılıngan günahlarda üçte iş lazım. Birincisi, kılgan günahıdan kaytsın. İkincisi, oşa günahıya, kılgan günahıya açınsın, pushaymon kılsın. Üçüncü, oşa günahıya kaytmasligini kast kılsın. Endi kimiyim bol. Bo'ldi. Musulmon odam mana shunda qat'iyatli bo'ladi. Banda bilan bandaning o'rtasida qilingan gunoh bo'lsa, to'rtinchi qiladigan ish bor. Hayotli davrda ana shu bandaning roziligini olsin. Unga uzr ma'zurini aytsin. Ey Parvardigor, qiyomatda borib men 10 marta haj qildim. O'zingning rizoliging uchun falonchiga nohaqlik qilib qo'yganman, o'zing kechir desa o'tmaydi. Haj banda bilan Alloh taolaning o'rtasidagi ish. Ummatda qilgan bo'lsa, o'sha bandaning o'zidan roziligini olsin, uzrini so'rasin. Hozir nafasimiz bor. Mabodo ba'zi bandalarga nohaqlik qilgan bo'lsak, ularning oldida yuzimizni yorib qilaylik. Ularni rozi rizo qilaylik. Oxiratga qolmasin. Kullu ibni adam xattoun. Va khayrul xattoin at-tawwabun. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam dedilar. Odam bolasi hammasi xato qiladi. Xato qiluvchilarning yaxshisi tavba qiluvchilardir dedilar. Alloh taoloning bandalariga katta marhamat.
Allah insanı yaratdı. Onun hatakarlığını bildi. Onun nefsi bar ekenliğini bildi. Onun günahke mailliğini bildi. Şunun için merhameti tüfeğli eşiylerini açıp koydu. Tavbe eşiyler. Hal min taibin fe etube ileyh. Allah Teala Ramazan günleri, keçeleri merhamet kılarken tavbe kılıcı var mı? Tavbesini kabul kılayın. Yani şimdi demlerde durup mısın? Şu Ramazan ayıda tavbesi kabul kılınmazsan günahlardan paklanmaya çıkış bende ucun kette yutkalış. Allah esrasın. Tavbelerimizi kabul eylesin. Yüzümüzü yarı kılsın. Kançı günahlarımızı Allah bu dünyada bir gitti. Şermede kılmadı. Ahirette hem halayık aldı şermede kılmasın. Kılgen günahlarımızı bir gitsin. Ozi keçirsin. Hayatımızın kalganını yakşiliği bilen, amel-i salih bilen, ötkez maligimizni Allah hammamızga nasip etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Parvardigar. Bilganlarimiz, eshitganlarimizga amal qilib, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga musharraf eyla. Duo so'raganlar bor, murodlarini hosil eyla. Bemorlarımızga şifayı kamil ver. Hacetmetlerini hacetlerini rava eyle. Yurtke tinçlik amanlı ver. Sallallahu ta'ala ala khayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in bir rahmetik. Esselamu aleyküm.